Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Büyük bir günlüğü yaşıyoruz. 10 Şubat 2022, Amerika'nın enflasyonu gelecek. Bizim saatlerimizde 16.30'da ve öncesinde ve sonrasında da sizlere özel yayınlar yapacağız. Çünkü çok önemli. 1982'den bu yana en yüksek seviyeleri görmüş durumdayız. Ve buraya altın nasıl giriyor, kripto nasıl giriyor, dolar nasıl giriyor, tahvil faizleri ne durumda? Bunların hepsine bakarak hareket edeceğiz. Burada baktığınız zaman 0,4'lük bir aylık enflasyon ve toplamda 7,2'lik bir enflasyon rakamının gelmesi bekleniyor. Eğer 7,2'nin üzerinde 7,3, 7,4, 7,5'in üzerinde bir şey gelirse o zaman piyasalar artık ciddi anlamda Amerika'nın Merkez Bankası'nın Mart ayında 50 bas puanlık yani 0,25, 0,25'ten 0,50, 0,75 baz, alanına çekmesini bekler ve bilançolar altında da sert bir şekilde gelmesini bekler. Çünkü yüksek enflasyon demek fiyatların sürekli artıyor olması ve devamında da tedarik zincirlerinde problem olduğunu gösteriyor. Burada dikkat etmemiz gereken ihracat iklimi. Bloomberg'te bir özel veri de geldi yani böyle Baltık ülkeler endeksi diye. O bir anda 1711 lira sıçradı. Dün itibariyle bakarsanız 1400'lü seviyelerdeydi. Yani aslında orada bir hareketlilik var. Enflasyonun yükselmesi ve tedarik zincirlerinde hareketlilik de gündemde gibi gözüküyor. Baktığınız zaman bunların hepsi çok önemli. Çünkü şimdi nasıl gidersiniz, nasıl girerseniz öyle. Kasım 2020'ye sizi götüreceğim. Kasım 2020'de çok fazla insan pandemi genellemesinden sonra Mart ayında bir pandemi anlamında problem oldu yani 3000 dolara kadar indi. Ondan sonrasında 10 bin doların üzerinde girerse bir ralliye gideceği ve hareketlilik olacağı konuşulmuştu. İşte Biden seçimi kadar önemli bir gündem bahsediyoruz. Eğer ki Bitcoin mesela 42 bin doların üzerinde 42 bin hatta 43.500 doların üzerinde girerse ki anlık olarak 43.900'dü ben yayına girmeden önce. Siz benden iyi görüyorsunuz. Lütfen aşağıda yorumlara yazın kaç olduğunu. Eğer 43 bin dolar seviyelerine girerse o zaman kesinlikle devamında bir sıçrama gerçekleşebilir. Bu şimdi eğer Mart ayındaki enflasyon rakamlarına doğru giderken ve faiz arttırımına doğru giderken yüksek seviyelerde girerse yine orada kendine bir yer edinmeye çalışır. Şu anda 42.950. Burası kritik. 42.500'e girerse eğer 16.30'daki veri şeyine o zaman düşme ihtimali biraz daha yüksek. Ama enflasyonun yüksek olması, faizlerin hareketlenecek olması, bol para döneminin bitmesine işaret ediyor olsa da genel olarak piyasanın belli yerlerde hareket etmesi gerektiğinin altını çizer. Yani ne demek oluyor? Türkçeleştiriyorum hemen. Enflasyona karşı yatırımlarınızı korumak istiyorsunuz, değil mi? Dün bu otoparkla ilgili konuyu yaparken de aynı şeydi. Baktığınız zaman enflasyon sizin alım gücünüzü düşürüyor, değil mi? Ve siz bir şekilde elinize geçen 3 kuruşunuzu, 5 kuruşunuzu enflasyona karşı korumak istiyorsunuz. O zaman ne oluyor? Altın, gümüş gibi tarımsal emtialar, artı endüstriyel emtialar ve kripto gibi şeylerde ciddi anlamda hareketli. 43.920 galiba 42.920 yanlış yazıldı. 43.935. Tamam, o zaman bunda hemfikiriz. 43.000 burada çok sert hareketlilikler var. 43.032 ile 43.935 arasında bu kadar sert alım satım yapılıyorsa şu anda ciddi bir enflasyon gününde hareketlilik var anlamına gelir. Verilere baktığınızda enflasyonun 7,2'den daha yüksek geleceği konuşuluyor ve bu da ciddi anlamda kriptoyu etkileyecek. Bu yüksek seviyelerde şu anda kendine yukarıdaki ben hep ne diyorum? Yukarıdaki direnç noktasında eğer kendine yer buluyorsa yükselme eğilimi, aşağıdaki destek noktasında yer buluyorsa düşme eğiliminde diye. Burada yükselme eğilimi çok fazla. Biden seçimleri gibi düşünerek ne demiştik? 10 bin doların üzerinde girerse veya destek noktalarında, direnç noktalarında olursa önemli demiştim ve oradan atlama ve sıçrama gerçekleştirebilir demiştim. Aynı şey bugün de geçerli. Biden seçimine 10 bin doların üzerinde girerse önümüzdeki bir sene içerisinde rekor yapacak demiştik. Aynı şey bugün de enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelecek. Ve baktığınız zaman beklentilerin üzerinde gelmesini netleyecek şöyle bir şey var. Böyle bir grafikler çıkıyor şimdi ve enflasyon ciddi anlamda en fazla artışını gösterecek gibi. Biden'ın gündeminde de bu var ve bunlara göre faiz en önemli şey, arttırmak en önemli. Çünkü negatif faiz döneminden pozitif faiz dönemine doğru da geçişler var. Şu anda Bitcoin'in kendine bir yer aramasında olduğu için rakalar, TLM'ler, Metaverse. Bakın Metaverse bir tarafta
token bir tarafta. Ve Metaverse bir tarafta, gaming tokenları bir tarafta. Bitcoin kendine yer aramadan bunların hiçbirisine bir yükseliş beklemek mantıklı olmaz. Bu bir kendine şimdi bugünkü 16.30 güzel artsın. Çünkü bu neyle başladı aslında? Geçtiğimiz hafta cuma günü gelen tarım dışı istihdamın 3 katına çıkmasıyla başladı. Biz bir haftadır bunu konuşuyoruz. Ve bugün de onun ya perçinleyecek, hani kremanın üzerine böyle kiraz gibi oturacak bir veri gelecek. Ya da piyasa bir anda allak bullak olacak. Ben allak bullak olma ihtimaline daha sıcak bakıyorum. Çünkü şöyle bir şey var, 28 bin dolarda, 40 bin dolarda, 37 bin 800 dolarda boşluklar olmaya başladı. Ve o boşlukları doldurmadan yükseliş gerçekleştirmez. Ben bu sene içerisinde yaza kadar 30 bin doların altında mutlaka bir deneme yapacağını düşünüyorum. O yüzden şöyle düşünmeyelim, 43 binden 46 bine gidebilir ama şöyle söyleyeyim, bir anda 28 bin dolara da gidebilir. Ama 43 bin dolardan 68 bin dolara falan çıkacak diye düşünmeyin. Çünkü onun ben pek ihtimalini görmüyorum. 50 bin dolar psikolojik eşiği 58 bin dolar aşılmadan diğer aşağıya gitmez. Dediğim gibi burada önemli olan sizin psikolojinizi yönetmeniz. Altın nereye gidiyor derseniz, altın burada birazcık daha karlı hale gelebilir ama 1828'in üzerinde kaldığı sürece. Ama şöyle söyleyeyim, kesinlikle şöyle bir durum yok ki işte 1828'e gitti, oradan 1900'e gidecek değil. O da sıkışık bir dönemde ve sıkışık dönemde olduğu için de o da çok fazla bir hareket edemeyebilir. 1851'in üzerine kendini atmadığı sürece ben kesinlikle hareketli olacağını düşünmüyorum. Ama petrol 90 dolarda bir rally molası verdi diyebilirim. Bizim için en önemli olan şey petrol, çünkü Rusya, Ukrayna gerilimi, ABD'nin araya girmesi, Ortadoğu OPEC artı ülkeleri. Ben şu anda en fazla rally'yi petrol emtiyasını gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bu da çok çok önemli. Şimdi buradan genel şey yaparsak, 16.30'daki enflasyon verisine eğer ki Bitcoin 43.500 doların üzerinde girerse tekrar bir deneme yapacaktır. Ama 47-48 bin dolarları deneyeceğini düşünüyorum. Eğer beklentilerle paralel bir veri gelirse de yine bir sahte yükselişle karşılaşacaksınız. Ama sahte yükseliş uzun vadeli olmayacaktır. 1-2 saatlik bir yükselişten sonra bir anda her şey çat diye kırmızıya dönebilir. Dolarda tahviller, Amerikan tahvilleri 2 yıllıkla 10 yıllık arasındaki getiri farkı düştü ve tahvil faizleri 1,94 olarak kapattı dün. Bu ne demek oluyor? Orada doların güvenli liman olarak orada kenarda bekliyor. Ama enflasyon arttığında güvenli limanlara kaçıştansa daha çok enflasyondan koruyacak olan limanlara hareket olacak. Ama enflasyondan kaçacak güvenli liman dediğimiz altın ve gümüş. Altın biraz daha öne çıkar. Hala Bitcoin ne olursa olsun riskli bir veri olarak duruyor. Bitcoin'in ve devamında kriptoların bukalemun sezonuna girdiğini şundan ben kesin görüyorum. Bukalemun sezonu artış olacak. Düşüş, artış, düşüş, artış, düşüş. Yani çok diplerde değil. Ama hep hareketli, hep bizi böyle aktif tutacak olan bir hareketlilik olacak. Dediğim gibi burada önemli olan ne, nasıl ve sizin o anları yakalayabilmeniz. Bunlarla ilgili de bir özel video çekeceğim. RSI'yi mi kontrolacaksın, Fibonacci'yi mi edeceksin, 50 günlüğü mü, 100 günlüğü mü? Bunların hepsini de size söyleyeceğim. Ama Metaverse alanında McDonald's, Metaverse alanında bir dükkan açmak için başvuruda bulundu. Apple üzerine gidiyor. Google üzerine gidiyor. Microsoft üzerine gidiyor. Ve Samsung şimdi artık yeni televizyonlarını Metaverse üzerinden satıyor. Ve çok ciddi anlamda 4 milyon ziyaretçi gelmiş yaklaşık 3 ay önce açılan Samsung'un Metaverse'üne. O yüzden gerçekten Metaverse kapsamı altında ciddi anlamda hareketlilikler gerçekleşecek. Bu da bizi bu kalemin sezonunda tutacak. Manalar, sendler, alisler, TLM'ler, rakalar, galalar, kokoslar. Çünkü Metaverse'ün bir de oyun alanı var. O yüzden oyun tokenları, engine'ler, bunların hepsi hareketli olarak duracaklar. Ben şöyle söyleyeyim size. Bizde Türkiye'de ki enflasyon problemi ve borçluluk ve projelerimizin ve yatırım planlarımızın sadece insanların yastık altındaki malına mülküne göz dikerek yapılıyor olması, ama faize en son artık son çare olarak bana göre Mart ayında ve Nisan ayında bir faiz arttırımı gelmek zorunda kalacak. Çünkü doların önü alınamayacak. Bugün baktığınızda dolar 13.50'de olabilir, hani bir kendine stabil yer arıyor gibi yansıtılıyor olabilir ama her şeyiniz pahalanıyor. O yüzden hani ben Nisan ayına kadar ancak 13.50'li seviyelerde tutulabileceğini düşünüyorum. %25 döviz, %25 altın ve geri kalan %50 riskli olanlarda ben yatırımlarımı yapıyorum. Gıda emtialarını ekledim ve enerji emtiasında.
Çünkü ben Brent tipi petrolün ciddi anlamda 100 doların üzerine çıkacağını düşünüyorum. 7 senedir çok ciddi pandemi de vurgunuyla çok problem getirdi ve eninde sonunda bunun bir patlaması olacak. Rusya-Ukrayna geriliminin Amerika tarafından fişekleniyor olmasının bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Şimdi DYDX'te hareketlilikler var, değil mi? Neden DYDX'te bu hareketlilikler var? Çünkü IMF, dün de söyledim. IMF dedi ki 100'den fazla ülke kripto paraları araştırıyor ve herkese eşit davranılabilecek bir ekonomi politikası pek mümkün değil dedi, değil mi? Böyle olunca şunu gösteriyor. Alternatif çözümler biraz daha öne çıkabilir. DYDX çok uzun süredir içeride ve arkada kalmıştı ve CEO'su da geçtiğimiz haftalarda güzel açıklamalar yapmıştı ama çok fazla insan da beyin suçta DYDX aldın aşağıda kal falan. Ben DYDX'in One Inch'i de Uni'yi de Sushi'yi de geçeceğini düşünüyorum. Çünkü bu yeni bir platform ve güzel de bir token'ı var. Yeni dönemde bir proje açıklanıyorsa ben her zaman şuna bakarım. Acaba token'ı artı gelecek haritası artı hareketliliği birbiriyle böyle uyumlu mu diye. Çünkü baktığınız zaman size sürekli şunu söyleyen insanlar görürsünüz. Bu 100 dolar olacak, bu 10 dolar olacak, bu 20 dolar olacak. Ama ben ekosistemine bakarım. Ekosistem eşittir çark. Yani böyle hani çok sofistike olmak için. Çünkü şöyle bir durum da var. İnsanlar çok böyle bu işi bildiklerine milleti inandırmak için sürekli şöyle şeyler yapıyorlar. Hani işte bu ekosistem üzerinde olabilmek için, bu ekosistem üzerinde olabilmek için ekosistem dediğimiz bana göre çark ve bu çarka uyum sağlamanız gerekiyor. O yüzden dediğim gibi bugün şimdi enflasyonu konuşuyoruz. Bakın TLM, Shiba Decentraland'e rakip olacak işte bir Metaverse açıkladı falan deniliyor. Shiba değişik bir muhabbet. O gerçekten shitcoin'den kendine bir yer arayışında ve ben ilerleyen dönemlerde olabileceğini düşünüyorum. Doge çok uyduruk bence. Çünkü arkasında sadece Elon Musk var. Ve şöyle söyleyeyim, Walt Disney Metaverse'e giriyor ve Walt Disney ve Uber güçlü bilanço açıkladıkları için Amerikan borsalarında da yukarıya doğru hareket ediyorlar. Amerikan borsa dün Nasdaq ve Dow Jones'ta güzel artış oldu. S&P'de de bugün satışla geliyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, satış oluyor, millet aşağı indiriyor, enflasyon yüksek gelince toplayacaklar ve bir anda çok sert düşüşleri de beraberinde getirecek. O yüzden panik olmak yerine 16.30'u beklemek mantıklı. Ben %50 nakitteyim. O yüzden hani nakitten sonrasında alımlarımı gerçekleştiririm ama ben yüksek geleceğini düşünüyorum. AVE ve Ripple'ı çok uzun süredir konuşmamıştık ama 8'inde 9'unda ve şimdi 15'inde olan stabil coinlerle olan muhabbet Ripple'a da yarayacak. Rakka Finance'i ben seviyorum. Benim evimde Rakka Finance yok ama uzun vadeli olarak gerçekten iyi bir token. Cardano Ethereum Killer olarak çıkmıştı ama hani o kadar Ethereum'u öldüremedi. Hala Ethereum başı çekiyor. Ethereum'un dominansı %21'in üzerine çıktığı anda altcoin'lerde hareketlikler başlayacak diyebilirim ama bunu biraz böyle veriler üzerinden konuşmak daha mantıklı gibi. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişelim. Bugün büyük bir gün. Bundan sonrasında daha önümüzü göreceğiz. Ama 16.30'a kadar eğer ki 43.500 doların üzerinde olursa tekrar bir peak gerçekleşecek gibi. Ben Phantom'un orta vadede 15 dolarlara kadar çıkacağını düşünüyorum. O yüzden Phantom'a her zaman bakarım. Gram altın eğer şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında tutmuyor. Enflasyon yüksek geldiğinde bol para dönemi bitecek, faiz arttırılacak deniyor. Ama altında da, kriptoda da, gümüşte de böyle sahte arttırımlarla karşılaşacaksınız. Ve sonrasında bize piyasanın nasıl fiyatladı? Çünkü şu anda 25 bas puanlık bir piyasa arttırımı, bir faiz arttırımını fiyatladı millet. Ama bugünkü enflasyon bana göre yüksek gelecek. 7,2. Ha ama beklenenden düşük gelirse coşma göreceğiz bunlarda. Dediğim gibi İnceleyip görmeye çalışacağız. Çok böyle net şeyler söylenebilecek dönemlerde değiliz. Affedici dönemlerden çıkıyoruz, çıktık da. O yüzden gerçekten dikkatli olun. Biricik iyi, Biricik Covid'i atlattı. Ekotürk'te görsek sizi, şöyle söyleyeyim, televizyonlardan çok fazla teklif geliyor ama ben hiçbirisine sıcak bakmıyorum. Çünkü neden? Özgür olamadığım, size faydalı bilgiler veremediğim, sürekli top çevirmek zorunda olduğum yerlerde, platformlarda olmayı tercih etmiyorum. Daha böyle buralar daha özgür. Şimdi yeni yeni insanlarla da böyle yeni yeni anlaşmalar yapıyoruz. Farklı farklı yerlerde sizlerle olma ihtimalim var. Dünyanın önemli isimlerinden bir tanesi CoinDesk Türkiye'ye geliyor ve eğer anlaşırsak orada da sizlere çok güzel şeyler sunmaya hazırlanıyorum. İşte bir şeffaf cüzdan diye bir haber. Ondan sonrasında
yönetebiliyor musunuz? Psikolojiyi konuşacağımız bir program. Fenomenlerle yapacağımız güzel teknik temel analizleri yapacağımız bir şey. Ve tabii ki hem öğrendiğiniz hem de kazandığınız bir yarışma programı düşünüyoruz. Bakalım bunları tabii ki anlaşmaya bakar. Gerçekten CoinDesk'i ben önemsiyorum ve bilgi anlamında çok iyi bir platform olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin ihtiyacı olan biraz daha böyle global markaların girmesi. Compound'u aşağıda yazıyorsunuz Dilek Hanım. Şöyle söyleyeyim. Ben Compound'u da AV'yi de çok severim. Ve Compound ve AV bankacılık sistemlerine çözüm getirdikleri için önemlidirler. Bankacılık bitmediği sürece ne dedik? CBDC yani Central Bank Digital Currency. Bunlar kendileri bir ne çıkartmak istiyorlardı? Dijital bir dijital bir para birimi çıkartıp kriptoyu dışarıda bırakmış. Ama sonra şunu anladılar ki kriptonun altyapısına ihtiyaç, blok zincir altyapısına ihtiyaçları var. Sonra dediler ki USDF bankaların kendi aralarında alıp satabilecekleri kriptovari bir şey. O nedenle Compound ve AV üzerlerine çok da para kilitlendi. Şimdi kilitler açılma muhabbeti var biliyorsunuz. Onlar hala çok değerli. Tutun ama bütün paranızı tutmayın. Ben cüzdanımda al-sat yapıyorum altcoinlerde kısa vadeli ama uzun vadeli sevdiğim ve soğuk cüzdanıma attığım şeyler var ve Compound ve AV bunlardan biri. AV'ye biraz daha yakınım diyebilirim. AV'ye Curve'e biraz daha yakınım. DYDX'e al-sat yapıyorum çünkü onda böyle birazcık daha dengesizlikler var. Ethereum'u seviyorum. Matic gibi üst katmanları anlatanlarını seviyorum. Yani böyle şey. Bu arada 10 Şubat bizim evlilik yıl dönümümüz. O yüzden Amerikan enflasyonu gelecek diye bir sürü yayın açacağım ama biz hani karı koca da böyle kutlamaya çalışacağız. Biricik Sultan'ı anneannesine emanet edeceğiz. Ve gerçekten Biricik Sultan çok iyi. Çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Biricik Sultan da sizi seviyor. En kısa zamanda bu yayınlarda da görüşeceğiz. Kendinize dikkat edin. 16.30'dan sonra zaten yayınlarda beraberiz. Hatta 16.30'da bir yayın açalım. Bakalım ne olacak. Geldiğinde böyle sıcağı sıcağına yorumlamalarımızı yapalım. 16.30'da yine burada görüşeceğiz. Görüşmek üzere.